Herkese merhaba. Kanalımın ikinci videosuna hoş geldiniz. Elimde de niye bu var? Bir de bir parça annemin donundan silme bezi. Çünkü bugün ne yapıyoruz? Hep birlikte şu gördüğünüz... Sevgilim arıyor bir dakika. Geldim. Manitam aramıştım. Annemin bir parça donlarından yırttığı bir toz bezi. Bir adet her yüzeyde temizlik yapmamıza yardımcı olan... bir sibirme şey. Neyse, şu gördüğünüz alan full benim makyaj malzemem. Ay kız götüm ne güzel çıkıyor yol. Şu gördüğünüz alan benim bütün makyaj malzemelerimin durduğu alan. Şu üzeri takılar, işte bakım malzemeleri. Şurada full makyaj malzemeleri, bir alt gözde de ojeler, bir de kullanmadığım birkaç bir şey, en altını boşuyorum. Pijamalar, donlar falan var. Şimdi burayı hep birlikte temizleyeceğiz. Umarım temizleyeceğiz. Çünkü o kadar çok şey var ki nasıl temizlenecek bilmiyorum. Bir yakından göstereyim size. Bakın ne ararsanız var. Bir. Burada ben. Burada bütün makyaj malzemelerim, bütün makyaj koleksiyonum, hepsini ayıracağız. Bazılarını dolaba yükleyeceğim. Buradakilerin kullanmadıklarım var. Burada da ojeler, şurada kullanmadığım bir şeyler, şurada bakmaşan maskaralar vesaire falan var. Şimdi bunların hepsini ayıracağız. Tek tek. Şimdi hep birlikte başlıyoruz. Şimdi buradaki makyaj malzemelerini tek tek şu yatağın üstüne alacağım. Çünkü şunları alalım. Çünkü burayı başka türlü boşaltamayız. Sonra hepsini sizinle birlikte göstere göstere temizleyeceğim, ayıracağım. Çöpe gidecekler, dolaba yüklenecekler ve burada kalacak olanlar olarak ayıracağız artık. Şunlar fırçalarım. Şöyle ayırayım. Bak her tarafta bir şey var. Her tarafta, yani her taraf makyaj malzemesi, bakım malzemesi, kremler, serumlar, kapanmıyor da ağzı. İşte nemlendiriciler, her şey buranın üstünde, çünkü devamlı olarak bu odada hazırlandığımız için bu oda sürekli bu şekilde karışıyor. Yani buna bir çözüm bilmiyorum. Ablam evleniyor, gidiyor. İki kız kalıyoruz. Normalde dört kızdık. O zaman çok çok daha zordu her şey. İki kız kalıyoruz. Belki bu kadar olmaz. Belki bir dolap alırım şuraya böyle dik. İşte boya aynası alırım falan da burayı çözerim diye düşünüyorum. Sabır ver Mevlam. Allah'ım bu ne? Buradan var ya, %90'ı bunların bozuk bu arada. Hepsi, yarısından çoğu mesela şu ne? Ölmüş, çöpe gidecek. Evet, odanın son halini gösteriyorum. Ojeleri böyle yere koydum. Bu arada sizi şöyle bir şey yaptım çünkü ayakta bir aparatım yoktu. Bütün malzemeler burada. Temizlik ürünlerim şurada. Burada da takılar vesaire var. Şimdi burayı full hep birlikte temizliyoruz. Bu tozu falan sileceğim. Şu gözleri falan bir güzel dezenfekte edelim hep birlikte. Ve başlıyoruz. Hazır mıyız? Şimdi şöyle göstereyim. Aynayı temizledim. Buranın üstünü falan sildim. Şuraların içini sildim. Hep birlikte şuradaki makyaj malzemelerimi oturup tek tek seçiyorum. Şimdi hep birlikte bunları tek tek ayıracağız. Önce neden başlayalım? Önce büyük oldukları için far paletlerinden başlayalım. Ama başlamadan önce ıslak mendille birlikte şu koyduğum kutular var ya, bunların içlerini bir güzel temizleyeyim, sileyim şöyle. Beaulieu's far paletim. Bu yeni aldığım Revelation far paletim. Şöyle içi çok güzeldi bunun. Sonra yine Revelation. Like it. Şurada bir sürü Revelation var. Bunları ben kendim almışım. Şu marka gönderisiydi. Tamamen kırılmıştı geldiğinde. Şu marka gönderisiydi. Bu da biraz kırılmıştı. Şunu kendim almıştım. Revelation'ın paletleri üzerine palet tanımam bu arada. Kesinlikle en iyilerim. Yine koleksiyon Beaulieu's. Revelation, Revelation, Revelation.
Şu klasik uygun fiyatlı palet, bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Gratislerde satılıyor. Şu an 22,5 lira mı ne? Gerçi zam geldi, ona da gelmiştir. Şu da Revelation'ın Karaoke Kittens diye bir koleksiyonundan. I love Revelation'ın bu arada. Bunun renkleri bayağı bir güzeldi bu arada. Şöyle göstereyim. Çok eski bir Revelation paleti ama bayağı duruyor içi hala. Bunu ben... Şöyle bir paletim var. Bu bir ara şeyde çok meşhurdu. Instagram'da herkes de görüyordum. Şöyle bir içi var. Göstereyim size de yakından. AliExpress'ten almıştım. 20 lira gibi bir şey almıştım ve gerçekten aşırı pigmentli. Yani şuradaki renkleri zaten kardeşim yemiş bitirmiş. Bunu da aynı şekilde Beauty Glazed diye bir marka. Huda Beauty'nin çakmasıydı bu da. Şöyle göstereyim içini. Bu da bayağı güzel bir paletti. Bunu da 20 lira gibi bir şey almıştım AliExpress'ten. Bu retro palet diye geçiyordu. Şeye BİM'e gelmişti. Değişik renkler var. Şuradaki mavisi falan çok... bu yeni aldığımız 60 liraya düşmüştü bu paletler. 40 liraya mı 60 liraya mı ne almıştık bunu. 40 liraydı sanırım. Revelation'ın Friends koleksiyonundan. Ben bu paleti de bu arada AliExpress'ten almıştım. Renkleri inanılmaz canlı. Bu paletle ben büyük ablamın kınasına makyaj yapmıştım ve aşırı kalıcıydı. Yarısını yerleştirmeyi deneyelim. Şu şekilde bunları da buna dizdim. Bunu da kenara alıyorum. Rujları ayıracağım ilk önce. Çünkü rujlar çıkması lazım aradan. Şu ruj kutusunu alıyorum. Tek tek bunları buna dizeceğiz. Yine ıslak mendilden alıyorum. Bir sürü var. O yüzden onları bu sefer, yani ben onları çok beğenmiyorum aslında ama. Mesela Dr. Clinic markasının bu rujunu kullanmıyorum. Bana çok turuncu geliyor. Bu glossları yeni aldım biliyorsunuz. Şu iki glossu koyacağım dolap hesabına. Bunları ayırıyorum o yüzden. Baykut'un bu ruju güzel. Bu benimle kalıyor. Bonika markasının bende bir sürü ruju var. Şimdi bunları tek tek eleyeceğiz. Size bana diye. Şu renk çok koyu size. Bu Lovely. Bu da marka gönderisiydi. Watson's göndermişti. Bu bana veya kim bu evde olabilecek hiç kimse yok. Şu hangi renk? 04. Yine bu da size gidiyor. Size gidiyor. Size gidiyor. Bana çok açık. Bunların hepsini dolap hesabına yükleyeceğim. Şu güzeldi. Bu kalsın. Gidiyor. Şu güzeldi. Bu kalsın. Yani güzeldi dediğim, hani size çirkinlerini vermiyorum. Bana olmayan renkleri size veriyorum. Yanlış anlamayın. Şu rengi çok seviyorum. Videosunu çekmiştim. Bu da gidiyor. Bugün BİM'den aldığım glosslarda bu kalıyor. 05 numarası bu oldu sadece bana. Şu Pretty by Flormer'ın kırmızı likit ruju kalsın. Golden Rose'un yine glosslarından bu. Şu tarz koyu glossları ben kullanmıyorum. O yüzden bu da size gidiyor. Lighten bu şekilde 272 numaralı bir glossu vardı bende. Bana çok turuncu kaçtığı için size geliyor. Beaulis'in çift taraflı ruju kalıyor. Bu Kiko muadili, yani mükemmel bir gloss. Bunun Instagram'da devamlı olarak ben şeyleri veriyorum, linklerini veriyorum. Bu videonun altına da bunun linklerini ekleyeceğim. Kesinlikle Kiko muadili, yani hiçbir fark yok. Kesinlikle bunu alın. Pharmacy Makeup Miss Sparkle Lip Gloss diye geçiyor. Bitter Sweet rengi. No 01 diyor. Bundan Trendyol'da var. Bazen kataloglarda olmuyor ama siz bulursanız kesinlikle alın. Essence'in dudak yağı mükemmel bir şey. Kalıyor. Golden Rose'un şu şekilde simli bir glossunu almıştım. BİM'den kalıyor. 536 numaralı Beaulis ruj kalıyor. Beaulis'in şu şekilde mat rujları vardı. Bunlar da kalıyor. Avon'un bu şekilde glossları vardı. Bunlar 15 liraya satılıyordu. Şimdi 20 lira 25 lira falan olmuştur. Bunu çok seviyorum. Bu kalıyor. Bunu şuraya koyayım. Beaulis'in şöyle bir ruju vardı. Bu artık çöp. Bitti o. Golden Rose kalem ruj kalıyor. Golden Rose'un bu şekilde dudak yağı vardı. Kalıyor. Essence'in şu şekilde lip glosslarını almıştım. Bunlar size gidiyor. Bende bir sürü aynı şekilde lip gloss var. 286 Hot Sun rengi Beaulis kalıyor. 163 Ice Mocha rengi kalıyor. Bu rujların hepsi kalıyor bu arada.
Golden Rose'un 51 numaralı ruju vitamin E serisinden kalıyor. Şu, bu Dare It ruju Beauty'sin 557 nude rengi. Bu videoda denemiştim. Size gidiyor çünkü ben kullanmıyorum artık. Bu Avon'un Lip and Cheek ürünleri, bu da kalıyor. Dışarıdan gelen sesler için özür dilerim ama biri gene inşaat işleri falan işte. Yine böyle Lip and Cheek ürünü Avon'un, bu da kalıyor. Yine 111 numaralı Soft Kiss Rouge kalıyor. Pretty by Flor Mara şu şekilde bir lipstiği var, kullanıldığı için kalıyor. Golden Rose'un bu şeyleri, Roll-On Lip Gloss'ları bir tanesi kalıyor. Avon dudak yağı bittiği için gidiyor. Essence'in yeni Electric Glow şeyi, lip balmı kalıyor. Şu 3 renkli ruj. Ama kesinlikle kalıyor, mükemmel bir ruj. Bakın. Mükemmel bir ruj. Şimdi gelelim kapatıcılarımıza. Kapatıcılarımızı tek tek ayıralım. Bu sefer kapatıcı ve fondötenlerimi şöyle şu kutuya dizmek istiyorum. Köpeğim bu arada babam geldi diye havlıyor. Babam geldiğinde çok heyecanlanıyor. Onu çözmesini istediği için havlıyor. Deli gibi. Hadi! Oğlum! Şimdi ten ürünlerime sıra geldi. Videoyu biraz yaklaştırdım daha net görün diye. En sevdiklerimden biri Wet n Wild'ın bu renkli nemlendiricisi benimle kalıyor. Like'ta şöyle bir serisi vardı, hatırlıyor musunuz? Bu ürünü o kadar az kullandım, o kadar az kullandım ki o yüzden bunu size dolaba yüklemeyi düşünüyorum. Almak isteyen olursa bayağı uygun bir fiyattan koyacağım. Alabilirsiniz. Çok az kullanılmış bir ürün bu arada. Şu Candid Revlon'un Candid serisinin bu fondöteni benimle kalıyor. Yeni aldım zaten. Like kapatıcılar kesinlikle benimle kalıyor. En sevdiklerim. Like BB kesinlikle kalıyor. Wet n Wild gözaltı kapatıcısı ben hiç sevmedim. Maalesef asla sevemedim. Şöyle başta seviyordum çünkü gözaltımda egzama yoktu. Gözaltımda egzama olduğu için bu ürünü size veremiyorum maalesef. Bu kalıyor. Form It Fondöten Beulis. Bu da dolaba yüklüyorum. Gerçekten bir ya da iki kere maksimum kullanmışımdır. 134 sand rengi. Benimle ten rengi aynı olanlar bu fondöteni alabilirler. Şöyle koyuyorum. Ve Not'un BB concealer'ları kalıyorlar. Çünkü bunlar ablamın. Çok seviyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Şu kadar fondöten arasında kapatıcılığını belki de en çok beğendiğim şu BİM'den aldığım Makeover Serum Fondöten olabilir. Nivelle'in ürünüymüş zaten. Makeover Nivelle'miş. Galiba o çok fazla kapatan fondöten var ya, onun yapısının biraz inceltilmiş hali ama çok güzel kapatıyor. Beulis kullandığım için kalıyor tabii ki. Pharmacy BB kalıyor. Bunu da koyuyorum. Formatted. Bunu da sadece bir kere videoda denedim ve size gösterdim. Benimle ten rengi aynı olanlar bu fondöteni de beğenirler. Bunu da koyuyorum. Çünkü çok fazla fondötenim var. Beulis'in BB kremini çok kullanmadım ama kullandığım için sevmiyorum aslında. Çok sevdiğim bir ürün değil ama kalıyor. Mecburen çünkü kullandım. Like It renkli nemlendirici çok güzel kalıyor. Revelation'ın bu stick formdaki fondöteni kesinlikle kalıyor. Kapatıcılığı mükemmel. Şu bitmiş gidiyor. Like It kalıyor. Yeni gelen Sperm Violence gözaltı kapatıcısı kalıyor. Infallible kapatıcı. Bu zaten bitmiş. Kalıyoruz. Allah. Shiler's markasının BB'si gayet güzel, ince yapılı bir BB kalıyor. LA Colors'un, bu nasıl okunuyor ben böyle okuyorum ama LA Colors'un bu gözaltı kapatıcısı kalıyor. Revelation kapatıcısı kalıyor. Not BB gözaltı kapatıcısı kalıyor. W7 markasının gözaltı kapatıcısı kalıyor. Bunları zaten kardeşim kullanıyor. Şöyle şunları dizelim şimdi bir ufak. Arkaya yerleştirelim. Gelelim çabuk çabuk maskaralara. Maskaraları şu arkadaşa diziyoruz. Hemen siliyoruz. Şimdi maskaralarımızı değerlendiriyoruz. Zaten maskaraları geçen ben bir ayırmıştım tamamen. O yüzden çok fazla atılacak bir şey yok. Hani ben kullanıyorum, ablamlar kullanıyor falan. Şöyle koyuyorum bunları. Şu gidiyor ama. Beulis. Bu kimin? Benim değil ki bu. Gitsin gitsin pis.
kadar maskaram var. Çoğu da bitmek üzeredir zaten. Şöyle göstereyim. Şuralara da ne koyuyorum? Kalem koyuyorum. Dudak kalemi, göz kalemi vesaire. Şunları şeyden almıştım. Trendyol'dan almıştım. Çok içmezler. Biraz sırt ama renkleri güzel. O yüzden kalsın şöyle. Şöyle koyayım bütün dudak kalemlerimi, göz kalemlerimi falan. Şimdi şöyle stick highlighter aldık. Şöyle şu taraftan da bazları diziyorum. Şu kremleri şöyle yerleştiriyorum. Şu highlighter. Likit aldık var. Ve iki tane pastelin likit farı var. Bunları da şöyle koyuyorum. Şu kaş jelimi, Doktor Klinik markasını şöyle görünüyor mu? Doktor Klinik markasının kaş jelini de şöyle şuraya koyuyorum. Tarayla birlikte. Şöyle. Şuna ben bir bakım malzemelerimi dizeyim, sonra tozlara geçelim. Şu makyaj sabitleme spreyimi buraya koyuyorum. En sevdiğim toniğimi buraya koyuyorum. Garnier'in bu serumları, bunları bayağı seviyorum. C vitamini gerçekten cildi çok güzel parlatıyor. Bu da hyaluronik aloe jel. Bunu da bayağı seviyorum dediğim kesinlikle Caudalie markası. Bugün hatta bir yorum gelmişti bana şeyden. Instagram'dan bayağı üzdü beni yorum. Şöyle bir şey söylüyordu bir kadın yorumda. Seni bayağıdır baştan beri takip ediyorum. Sen 600 liralık bir şey önerecek bir kız değilsin vesaire gibisinden bir yorum yapmış. Neden 600 liralık bir şeyi ben önermeyeyim? Yani ben pahalı bir şey de deneyip önerip sevip önerebilirim. Ucuz bir şey de deneyip sevip önerebilirim. Yani şu 90 lira, şu 600 lira. İkisinin de etkileri çok farklı. Ben bu ürün 600 lira diye bunu önermiyorum. Ben bu ürünü etkili bulduğum için ve sevdiğim için öneriyorum. Kesinlikle sevmesem bu ürünü size alın demem ama ciddi anlamda lekelerde etkili bir ürün. Yani ben ciddi bir leke problemi yaşayan bir insan olsam ben 600 lira makyajı bunu alırım. Ayrıca bu kendi sitesinde 600 lira. Trendyol'u 400 lira. Şu an günümüzdeki fiyatlara bakacak olursak zaten fiyatlar ortalama 200 lira falan her şey. Böyle kaliteli bir serum alayım cildime iyi bakayım. Cilt bakımı tamamen yatırım. Bence kesinlikle yatırım. Bu şekilde bakın bence siz de. Cilt bakımına para harcayın. Cilt bakımının ucuzu olmaz. Benden söylemesi kızlar. Ben kendim şahsen bunu düşünüyorum. Neyse devam edelim. Salladık sallayacağımız kadar. Biolog markasının şu şekilde bir nemlendiricisi vardı. Bayağı bitirdim bunu da neredeyse. Bayağı güzel. Makyaj altında çok güzel bir baz oluşturuyor. Biolog markasını zaten öneri size aldıra aldıra bir hal oldum. Biliyorsunuz güneş kremi mükemmel. Selenes güneş kremi kuru ciltliyken bunu bayağı seviyorum. Göz altlarım falan çok kuruyken bunu bayağı seviyorum. Bayağı nemlendirici yağlı bir ürün açıkçası. Hani her cilt sevmeyebilir. Sibel & Wellness markasının benim gibi atopik ciltlere özel nemlendiricisi. Bunu da çok seviyorum. En sevdiğim yine bu makyaj bazı ve güneş kremi olarak geçen neydi? Justin Beauty. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ablam bana Justin diye dedi. Öyle okudu. Justin Beauty markasını şu şekilde 50 SPF'li bir güneş kremi aynı zamanda makyaj ve kaldı. Selenes'in yine vücut güneş kremi. Bu da çok güzel. Bu da banyoya gidiyor bu arada. Buraya yerleştiriyorum. Kesinlikle bu Bronze Babe kalıyor. Flormar'ın bronzeri. Bu pastelin yeni aldığım transparan pudrası kalıyor. Beaulis'in bu krem aldı. Bunu üste koyacağım. Bunu göreyim artık kullanayım. Bu kalıyor. Şöyle farmasiden bir bronzer almıştım ama artık ölmüş. Bu kırılmıştı. Ben bunu yaptım falan. Bu gidiyor artık. Atıyorum bunu. Beaulis'in bu kalıyor. Liked'ım bu iki tane. Bunlar ne kadar kirlenmiş. İki tane şeyi var. Bunlar bayağı kullanışlı kutuları. Birini ablama zaten hediye etmiştim. Beaulis'in bu. Biri allık paleti. Biri bronzer, highlighter vesaire. Bunları dolaba yüklüyorum. Kızlar almak istiyorsanız oradan alabilirsiniz. Lovely'nin böyle bir allığı var. Şuradaki renklerle aslında aşırı derecede benziyor ama neyse kalsın. Onu kullanıyorum çok fazla. Şu kalıyor. Çok sıkıldım.
Evet kızlarım, çok yorulduğum için biraz ara verdim. Bayağı yoruldum. Sırtım bayağı ağrıdı. Son olarak şuranın üstünü şöyle göstereyim size. Rujlar, ten ürünleri, bakım malzemeleri ve fırçaları, göz fırçalarını bu şekilde yerleştirdim. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet düzenli oldu. Böyle yukarıda olsun, elimin altında olsun istedim. Şöyle de burayı da göstereyim. Far paletleri, büyük far paletleri, küçük far paletleri, birkaç tane yüz paleti. Şurada allıklar var. Şurada eyeliner, göz kalemleri, kaş kalemi, rimelli falan onlar var. Şurada da makyaj bazları, kaş sabitleme jelim ve krem ürünler var. Alt çekmecede şimdilik sadece bunlar var. Büyük fırçalarımı koydum. Şöyle süngerler falan, onlar yıkanacak hep. Şöyle kirpikler vesaire, bunları koydum. Şimdilik burası bu şekilde. Kardeşim son olarak ojeleri temizliyor. Ojeler temizlenecek. Şimdi hızlıca buranın içinde bir düzelteceğim. Ve temizliğimiz burada son bulacak. Çöpe mi atsam, bir abama mı versem? Bütün abama ver ya. Alırlar o zaman içeri. Ha, burayı hızlıca bana yardım et de toplayalım hemen. Şu çöp. Hepsini ayırdın da. Ha, bu ne? At. Valla yaşıyor ama yani. At. Bozuk değil. Ha, bu. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Bak açın yaşadığı. Yaşıyor ise. Yaşamayanlar attım zaten. Şöyle göstereyim. Kardeşim ojeleri de ayırmış ama kardeşime pek güvenemedim. Bu şimdi kıyamamış bunları, atamamış. Kapı çaldı kapı bak. Şimdi ben bunları bu şekilde buraya koyuyorum. Sonra bunları oraya tek tek dizeceğim. Ya da dizelim mi? Durun şöyle bir alayım, siz de dizelim. Odanın son halini şu şekilde göstereyim. İnanın önünü görüyorsunuz zaten. Çok kalabalık gelirse zamanla bana, hani böyle dağılırsa ve toparlayamazsam burayı alt kata indireceğim. Kesinlikle. Son olarak şuranın içinde bir daha göstereyim. Bu şekilde oldu. Alt kısımda şöyle takılar vesaire, ojeleri buraya koydum. Odada şu şekilde toplandı. Kıyafetler seçilecek. Biz hala kışlıklardı ya, böyle baharlıkları kaldırmadık. Onlar kalkacak ve oda, dolabın içi düzenlenecek. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle birlikte burayı düzenlediğiniz için ve benim sizinle sohbet etme fırsatını bana tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Beni hala takip etmiyorsanız takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu likelamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bundan sonra sık sık görüşmek üzere.